Evet arkadaşlar, bugün Nişantaşı'na geldik. Nokta Kozmetik'teyiz. Aslında çok kolay bulunabilen bir lokasyon. Bugün sizlere çok özel parfümleri aslında tanıtacağız. Yerli parfümleri tanıtmaya çalışacağız. Sizde Cehdi Bey var içeride, beni bekliyor olacak. Burada hemen Amerikan Hastanesi var. Amerikan Hastanesi'nin hemen karşısındayız. Teşvikiye Caddesi'ndeyiz. Dilerseniz artık bir içeriye göz atabiliriz. Nasılsınız Cezi Bey? İyi. Sağ olun. Nasılsınız? Biz de iyi, sağ olun. Merhabalar. Bugün Nişantaşı'ndayız. Nokta Kozmetik'teyiz. Hoş geldiniz. Cezi Bey bizi ağırlıyor. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir mağaza olmuş. Yeni bir mağaza. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık, evet. Nokta ailesi olarak. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Sizi karşıdan biliyorduk. Buraya da gelmeniz iyi oldu. Nişantaşı'nda son 8 aydır mevcuttayız. Karşı taraftaki mağazamız biliyorsunuz 2015'ten beridir aktif. Evet. Burada da Nokta ailesi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben de Avrupa yakasında olduğum için benim işime geldi. Daha süper. Daha yakın bir lokasyon. Evet, Çok iyi. Bugün arkadaşlar sizlere aslında yerli parfümlerden bir seçki yapmaya çalıştık. Sizlere beğendiğimiz yerli parfümleri anlatacağız. 7 tane parfüm beğendik Cehdi Bey'le. Kendimizce 7 tane Türk markası, ya Türk menşeli olan, mağazamızdan çok beğenilen, en çok satanlar arasında olan bir kombinasyon yaptık. Evet. Elimden geldiği kadar parfümleri anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk parfümümüzle başlayalım. Pekşi Flash. Evet. Ömer İpekşi'nin yapmış olduğu ikinci koleksiyondan totalde 5 parfüm arasında biz en çok beğendiğimizi çıkardık. Hatta geçen geldiğimde ben kokladım bunu, direkt ilk kapıdan girer girmez bu parfümü anlatalım demiştim. Parfümün bir kere şişe tasarımı çok renkli ve çok güzel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Parfümün şişe tasarımı çok iyi. Ömer Bey bu defa yine şişeleri çok başarılı bir şekilde bize sunmuş. Tutuşu da çok daha kolay oldu aslında. Hem tutuşu çok güzel. Evet. Mesela bizim özellikle bu seriden çok beğendiğimiz, daha ilk koleksiyonda da aslında bunu çok beğenmiştik. Vaporizatör sistemi o kadar güzel ki bize parfümü sıktığınızda böyle dolu dolu hissiyatı veriyor. Kesinlikle. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bu arada. Yayılımı eğer bilmiyorsanız hiç beklemediğiniz bir yayılım sağlayabilir. Vaporizatör sistemi bence çok başarılı. Evet. Aynen. Bunu videoda söylediğimiz iyi oldu bence. Ve Ömer Bey mesela Flash serisinde özellikle bize misk, iris ondan sonra ve çok güzel bir şey havası veriyor. Böyle sıktığınız anda bir hani köse dükkanına girmişsiniz gibi böyle bir gerçekten farklı bir ambiyans sunuyor bize hatta burada. Hatta onu direkt söyleyeyim, ayakkabı kokusu geliyor. Çok farklı bir koku var. Koklayan herkes bundaki o notayı gerçekten çok beğeniyor. Evet. Yani alışılmışım bayağı dışında çok da lezzetli yani bence. İlk sordu nasıl parfüm dedi. Ben yüz yüze bakıyorduk, direkt ayağa baktım. Hani, tuhaf bir kösele bir konuşamadım da böyle. Değil mi demeyeyim de bilemedim hatta. Yok, aslında Ömer Bey de bunu zaten vurgulamak için bu nota içerisine varılmış. Ve kokladığım anda itibaren ben Flash modelini çok çok beğendim. Ya, farklı bir koku bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum Tom Ford'un Ombre Leather gibi kokularını seviyorsanız. Flash'i belki, muhakkak denemelerini tavsiye ediyorum. Kullanmak istemezseniz bile yani ne yapmışlar onu görmek için bile bence değer. Çok çok başarılı bir seri. Evet. Ömer Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Ya bir de normalde aslında hani spreyin o tutuşu çok gerçekten önemli. Bu boyut çok güzel, şişesini çok beğendik özellikle. Milimaj olarak da 50 ml mesela atıyorum. Yurt dışı seyahatlerinde de yanınızda çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir şişe. Ve hatta Ömer Bey biraz latif olsun diye buradan bir şey yapacağım. Ürünleri ilk teslim aldığımda ben böyle dış ambalajı ilk defa gördüğüm için ya bir şey iPhone kutusu gibi geldi bana, böyle çok güldüm. Peki bunu kendisine de söyleyeceğim. Çok, yani ben şeyi çok beğenmiştim. Cehdi Bey de söylemiş, bir de kutuya bakın isterseniz. Kutu da çok mükemmel bir tasarım. Kesinlikle. Burada da hani videoda da söyleyelim aslında bir espri olsun diye. Tabii hani ki. Hatta söylemiştim ya, ben kutu siparişi vermedim ki. Yani telefon siparişi vermedim ki ben diye bir şey afalladım böyle bir. O da çok hoşuma gitmişti. Aynen, buradan da kulaklarını çınlatmış olalım kendisini. Parfümün çok içinde tasarımı da çok teşekkür ediyoruz. Gene ayrı bir güzel parfümüne geçiyor olacağız aslında. Biraz notalarından bahsetmek gerekirse daha sonra böyle hafif bir iris havası var. Sprey boya hatta içerisinde aslında bize o kösele notasını veren de aslında o. Evet. Çok güzel çok, ve çok, çok hoş bir yorum olmuş bence. Kesinlikle. Buradan tebrik edip ellerine sağlık diliyorum. Aynen. Şimdi diğer bir özel kokusuna geçelim. Diğer bir özel kokusuna geçmek olursa farklı. Ömer Bey'in ilk koleksiyonundan Ruh. Gerçekten amber ve misk
notalarını seviyorsanız pekşi ruhu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şişe renginden de yani. Şişenin renginden de anlayabiliyorsunuz. Tasarımından Ömer Bey'in özellikle güzel el yazısıyla şöyle göstermek gerekirse bu çok güzel bir yazı şeklinde de sunuyor bize bunu. Ve yine ikinci koleksiyonda olduğu gibi ilk koleksiyondaki vapo sistemimiz de çok iyi. Parfüm bize gerçekten çok iyi veriyor. Evet. O hissiyatı sunuyor size. Parfümün asıl notalarından bahsedecek olursam kahve, amber, ondan sonra misk notaları gerçekten bize amber kokusunu gayet başarılı bir şekilde sunuyor. Evet, amber seven arkadaşlarımız pekşi ruhu kesinlikle pekşi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üçüncü parfümümüz yine bizim Türk markalarımızdan Regalian serisinden ve bu özel serisi Ceremony. Evet. Firma burada özellikle yasemin notasını ön plana çıkarıp ve Türk gülüyle tuberos daha doğrusu özür dilerim. Bize hem bir tatlı havasında hem de bir çiçek bahçesindeymiş hissiyatı veriyor. Ki zaten firmanın en güzel özelliklerinden biri yağ konsantresinin çok iyi olması. Evet. Ve kalıcılık yani giyside özellikle bir günden fazla. Evet kesinlikle öyle. Logosu da çok hoş bu arada. Logosu da çok iyi. Bu arada hafif bir koku değil arkadaşlar, ağır bir koku. Yasemin ve tuberos ağırlıkta. Regalian'da ikinci kokumuz ise Riviera. Evet. Regalia'nın son çıkarmış olduğu serilerden benim biri aslında. Benim favorilerimden bir tanesi. Mert Bey'in de en çok sevdiği kokulardan. Evet. Mesela parfümü ilk kokladığınız anda size bir deniz kenarındaymışsınız gibi hissettiriyor. Çünkü ana arter nota zaten deniz notaları. Daha sonrasında çok hafif bir incir kokusu alırsınız. Tam yaz kokusu arkadaşlar. İdeal yaz, bir yaz kokusu. Ya ilkbaharda ve sonbahara kadar kullanabileceğiniz çok güzel bir koku ve unisex bir koku. Ağır değil, hafif bir koku. Tam böyle kıvamında, tam lezzetli. Bir parfüme benziyor, onu da söylemeden yapamayacağım. Aqua Sextus'a benziyor. Aqua Sextus sevenlerin gerçekten tercih edebileceği ve çok da başarılı. Şu an zaten Sextus üretimden aslında kaldırılmadı. Bir gelmiyor. Dönem Türkiye piyasasına daha çok gelmiyor. Evet, yani normal yurt dışı butiklerinde bulabilirsiniz ama Türkiye butiklerinde şu an yok maalesef. Bir de bu kokuyla ilgili şöyle küçük bir ana değil de şöyle bir hikayesi var. Çok ünlü bildiğimiz bir komedyenin tercih ettiği bir parfüm diyebilirim. Böyle ipucu vereyim. İsmini veremiyorum bu arada. Süper, sinirli sıkıntı olabiliyor tabii. Çok çok hoş. Evet. Gerçekten hafif kokulardan hoşlanan insanların kullanabileceği çok da keyifli bir parfüm. Keyifli ve bu koku bir de çok çok hafifmiş gibi bir algısı var arkadaşlar. Yani sanki uçup gidecekmiş gibi tam tersi. Tam tersi. O yüzden ben de farklı bir etki yaratıyor. Aslında bütün hafif parfümlerde insanların ilk izlenimi bu oluyor. Hafif çok fazla kalmayacak etkisi. Regalian Riviera'da bu tamamen farklı. Evet. Çok farklı. Sektörünüzü de bulamıyorsanız bu parfümü tercih edebilirsiniz. Regalian Riviera'yı kesinlikle kullanabilirsiniz. Benim favorilerimden diyebilirim. Ama denemenizi öneririm. Bir gelin deneyin. Kesinlikle. Çünkü etkisi farklı. İkisinin etkisi sılaşı farklı. Ve yayılımı mükemmel. Aynen. Burada da farklı bir şişe tasarımı. Yine bizim Türk markalarımızdan Anka Kuş İsmail Efendi. Parfümör Avustralya kökenli ama Türk, dünya ünlü birçok burunla çalışmış ve daha sonrasında kendi markasını oluşturmuş. Bu seride de bizim en çok hoşumuza giden İsmail Efendi. Çok güzel bir Damaskus gülü var içerisinde. Evet. Şöyle gösterecek olursam. Şişe tasarımı inanılmaz efsane ve çok tatlış. Ali Erkekli burada daha çok şişe tasarımından parfümün içerisindeki notalara yoğunlaşmış. Evet. Şişe tasarımı da çok güzel, çok şirin böyle. Direkt beni ele içeriye geliyor. Çekmişti hatta. Çeken Instagram hesabından da görmüştüm. Şişeyi görünce de bu parfümü denemek istedim burada. Kesinlikle gül, ondan sonra kekik, lavanta ve nergis seviyorsanız İsmail Efendi'yi denemenizi tavsiye ediyorum. Yani şişesi güzel, şişenin önünde de bir koku var demek istediğim. Kesinlikle. Burada İsmen de çok cezbedici bir parfüm var ama onu tamamen size bırakıyorum. Mesela artık burada patchouli notasını seviyorsanız eğer Unique Luxury bize gerçekten patchouli'yi yoğun bir şekilde sunuyor. İlk kokladığınız andan itibaren karamel ve patchouli'yi size o kadar yoğun bir şekilde veriyor ki hatta benim bu parfümle şöyle bir anım var. Normalde 4-5 sprey sıkar. Her kullandığımda 4-5 sprey sıkardım. Bir ara yanlışlıkla 15 sprey sıktım. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Bu nasıl bir yanlışlıkla? Koku o kadar yoğun ki. Yani o 15 spreyden sonra ya bir saat ben hafif böyle bir
baş dönmesine gidip geliyordum böyle. Evet. Crash on Me Unique Luxury gerçi şu anda Türkiye'deki satış noktası Nokta Kozmetik ve yurt dışına özel biliyorsun Miami'lerde satılır. Evet. Yoğunluk olarak o paçuliyi bize o kadar veriyor ki ve yağ konsantresi de gerçekten çok başarılı. Swarovski taş işlemeli şişe tasarımı da gayet şık. Evet. Yani size bu zevki sonuna kadar yaşatıyor. Xiaomi'nin kelime anlamı gel bana vurul. Gel bana vurul zaten. Zaten isimden bir defa 1-0 önde firma. Vurabilecek bir parfüm diyebiliriz. Kesinlikle paçuli sevenlerin denemesi gereken bir parfüm. Jack de bu favorilerinden bir tanesi. İlk 5 arasında yer alıyor kesinlikle. Burada da ve yine çok aslında yerli olarak bilindik bir markamız. Çok bilindik bir markamız. En bilindiklerinden ziyade birazcık da farklı bir kokusu. Gene farklı bir koku. Biz nişane anıyı tanıtmak istedik. Anayı çünkü tanıtmak istedik, evet. Biliyorsunuz Hacivat gerçekten çok başarılı. Hatta 2019'da dünyada ödül almaya aday gösterildi. Evet. Hacivat'ın dışında farklı bir şey çekmek istedik. Ani. Ani de bize sonuna kadar o vanilyanın lezzetini gerçekten çok iyi bir şekilde sunuyor. Evet. Yağ konsantresi yine çok başarılı. Mesela firmada çok sevmiş olduğum yönlerinden biri de sprey. Vaposu da çok güzel bir şekilde bize o parfümü sunuyor. Tatlı koku isteyenlerin vanilya özellikle ağırlıkta ve mesela çok güzel bir portakal kabuğu aroması da vardır. Evet. Yani şöyle bir hissiyat oluşuyor bende. Kurabiyeyi yeni pişirirsiniz ve fırından çıkartırsınız. Evet. O andaki kokunun lezzeti geliyor benim burnuma. Kesinlikle öyle. Ya ismi de çok hoş. Hem hani, niş bir koku. Markanın ismi de nişane. Güzel bir Türk isim. Türk markalarımızın göz bebeklerinden biri. Kapağı da çok beğeniyorum. Şişe tasarımı çok güzel. Zaten biliyorsunuz iki farklı şekilde satın alabilirsiniz. Bir 100 ml'lik ve 50 ml'lik olma şeklinde. Extraite parfüm. Bunlar bu video için bizim beğendiklerimizdi. Aynen öyle. Tabii yerli ama bunlar farklı kokular, her yerde bulamayacağınız kokular. Her yerde rastlayamayacağınız, yani bizim gibi özel butiklerde özellikle temin edebileceğiniz çok özel 7 kokuyu elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Evet. Buraya peki nasıl ulaşabilecekler? Yantaşı Nokta Kozmetik mağazası. Henüz Google Earth'e aktif değiliz ama onun için bir çalışmamız var zaten. Amerikan Hastanesi'nin özellikle en açık adres verecek olursam Amerikan Hastanesi'nin hizasındayız. Amerikan Hastanesi hizanesi. Ben de iletişim için aslında sizler arkadaşlar açıklamalar bölümünde Instagram hesabını vereceğim. Açıklamalar kısmında Instagram adresimizi açık adresi oraya yazacağız. Kanaldan gelen arkadaşlarımız her daim tabii ki. Her konuda yardımcı olacaklardır. Her konuda sağ olsunlar. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Burada videoda da sözünü aldım. Aynen böyle onun sözünü ben veriyorum. Ben buraya yöneldim. Tabii ki. Çok memnun olduk. Ben teşekkür ederim değerli ziyaretiniz için, bu güzel yorumunuz için, bize bu ortamı sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Vallahi teşekkürler. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi.